Merhaba değerli arkadaşım. Videoya başlamadan evvel sana birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Eğer kanala henüz abone değilsen abone olmayı unutma. Bu yalnızca 5 saniyelik bir işlem ve inan bana buna değer. Videoyu izledikten sonra fikirlerini, görüş ve düşüncelerini yorumlar kısmında açıkça ifade edebilirsin. Eğer varsa soruların, bunları da bu kısımdan sorabilirsin. Videoyu beğendiysen veya da beğenmediysen, bunu özgürce ifade edebileceğin iki tane buton mevcut. Bunları kullanabilirsin. Teşekkür ederim dinlediğin için. İyi seyirler. Merhaba, ben Magus. Kuarkların, elektronların, nötronların ve pozitronların hepsinin ayrı birer kütlesi var. Kütle ise harekete karşı direnç. Aslında ben şu anda bu kütle sayesinde video çekiyorum. Sizler bu kütle sayesinde videoyu izliyorsunuz. Eğer kütlemiz olmasaydı var olamazdık. Işık parçacıkları gibi, fotonlar gibi uzaya saçılırdık, savrulurduk. Maddenin görünebilir olması için protonların antiprotondan, elektronların da pozitrondan fazla olması gerekiyor. Bu koşullar sağlandığı zaman madde fiziksel olarak kütle kazanıp görünebilir hale geliyor. Şimdi bizler görünen maddeye görünmeyen maddenin görünür etkisine bakalım. Değerli arkadaşım, telekinezi uygulamadan önce bir meditasyon yapman lazım. Meditasyon yapamıyorsan da ılık bir duş alman aynı durumu sağlayacaktır. Aynı yararı, aynı faydayı sana sağlayacaktır. Peki meditasyon veya da duş almak niye önemli? Şimdi onu açıklıyorum. Bilimsel olarak açıklayayım. Şimdi değerli arkadaşlar, bizler görünür fiziksel maddeler olarak up Higgs alanlarıyız. Yani enerjiyi başka bir şekilde, başka bir Higgs alanını üzerine çekebilen Higgs alanlarıyız. Up Higgs. Up Higgs alanı down Higgs'i çeker. Up Higgs gündelik yaşantımızda insanlarla konuşuruz, sohbet ederiz, kaynaşırız veya da bir kitap okuruz, bir film izleriz, şu olur bu olur, müzik dinleriz. Durmadan ruh halimiz ve enerjilerimiz değişir. Dinlediğimiz müziğe göre bir enerji alırız. Yani slow müzik dinleyen bir insanın tutup da hareketli bir şekilde olması mümkün değil ya da hareketli müzik dinleyen bir insanın arabeske bağlaması nasıl ki mümkün değilse, gündelik yaşantımızda üzerimize çekmiş olduğumuz enerjilerinde bizlere etkileri o derece mümkün değerli arkadaşlar. Yani bu enerjiler üzerimizde bir kirlenme yapar, bir birikme yapar. Bu birikmeyi atmamız lazım meditasyonla. Şimdi up Higgs enerjiyi çeker. Nasıl çeker anlatıyorum. Up Higgs demek değerli arkadaşlar kütlesi fazla olan Higgs alanı demek. Yani biz insanlar olarak kütlemiz fazla olduğu için manyetik alanımız düşük ama up Higgs'imizin kütlesinden dolayı başka kütleleri, başka enerji de üzerimize çekebiliyoruz bu manyetik Higgs alanımız sayesinde. Buna bir örnek vermemiz gerekirse mesela atıyorum ünlü biri Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ'u dışarıda gördüğü zaman insanlar direktmen yanlarına giderler değil mi? Yanına giderler. Hani imza almak için, şu işin bu için, fotoğraf çekmek için. Ha, insanları çekebilen Kıvanç Tatlıtuğ up Higgs'tir. Gelen insanlar down Higgs'tir. Up Higgs'in down Higgs'i çekmesi bu şekildedir. Kendine kütle çekebilen, enerji çekebilen Higgs alanıdır arkadaşlar up Higgs. Bizler de up Higgs alanı olduğumuz için down Higgs'leri kendimize çekeriz değerli arkadaşlar. Yani üzerimize gündelik yaşantımızda bir enerji birikmiş olur. Telekinezi uygulamadan önce meditasyon yapmak veya da duş almak bu yüzden önemlidir. Şimdi size bir tane meditasyon tekniği veriyorum. Arkadaşlar normal bir şekilde oturuyoruz veya da uzanıyoruz. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız, nerede mutlu, güvende hissediyorsanız orada olun. Oturduktan sonra veya da uzandıktan sonra artık ne şekilde duruyorsak değerli arkadaşım, gözlerini kapat. Gözlerini kapattıktan sonra 2-3 dakika boyunca hiçbir şey düşünme. Bunu gerçekleştirdiğin zaman geriye kalan 10 dakika boyunca da ellerinden, ayaklarından, ne bileyim saçlarından, tırnaklarının ucundan artık nasıl imgeliyorsan oradan bir kirli, çamurlu bir su gibi, kirli, çamurlu böyle siyah bir su gibi, bir katran gibi o senin üzerinde birikmiş olan enerjilerin aktığını, gittiğini imgele değerli arkadaşlarım. Akıyor gidiyor böyle su gibi, çamur gibi damlıyor senin üzerinden, gidiyor, karışıyor, evrene dağılıyor. Tamam mı? Bunu yaptıktan sonra yani sadece düşünce gücünle bile sen bu meditasyonu yapabilirsin.
yapabilirsin. Çünkü sen bir insansın. Bak, dene, gör nasıl da faydalı oluyor. Rahatlayacaksın, böyle bir kendine geleceksin. Öz enerjin açığa çıkmış olacak ve senin öz enerjin kuvvetli olduğu için üzerine biriken o negatif etkenler veya da farklı enerjiler senin o öz enerjini engellediği için kendi öz enerjinle eğer telekinezi yapmazsan kaliteli bir sonuç alamazsın. Ama kendi öz enerjinle yaparsan kaliteli bir sonuç alırsın. Duş alırken de işte ılık bir suyla duş alırsan suyun enerjisi senin üzerine birikmiş olan enerjileri siler atar. Böylece telekineziye geçmiş olursun. Telekinezi uygulamadan önce kendi manyetik alanımızı bilmemiz lazım. Kendi manyetik alanımız var ve bu manyetik alanımızı kendimizi tanımamız lazım. Eğer kendimizi tanımazsak bir başka maddeyi tanıyamayız arkadaşlar. Şimdi kendimizi nasıl tanıyacağımızı anlatıyorum, manyetik alanımızı. Ellerimi bu konuma getiriyorum. Bakın, ellerim böyle. Ellerimi birbirine sürtüyorum. Bu ellerimi birbirime sürttüğüm zaman açığa çıkan ısı enerjisiyle elimin manyetik alanı, elimin manyetikliği daha aktif olur ve daha hissedilebilir hale gelir. Ellerimi birbirine sürttükten sonra ellerimi biraz ayırıyorum. Yani şu anda ben güçlü bir şekilde bir çekim hissediyorum. Bakın, şu an ellerimi ayırmak için avuç içimde karıncalanma, sıcaklık, avuç içime sanki böyle iğne batıyormuş gibi hissediyorum şu anda. Ellerim güçlü bir şekilde birbirini çekiyor. Uzaklaştırıyorum. Tam buradayken bakın, ufak ufak yakınlaştırıp uzaklaştırıyorum. Yakınlaştırıyorum, uzaklaştırıyorum. Manyetikliği çözmeye çalışıyorum. Şu anda ellerim birbirini çekiyor arkadaşlar. Şu an evet ben hareket ettiriyorum ama sadece çekilme hissini hissediyorum. Hissetmeye çalışın. Nerede çekim var? Nerede itim var? Genelde itebilir veya da çekebilir. Bu alanı böyle ilerleyen zamanlarda uzaktan uzaktan hissetmeye çalışın. Eğer hissettiğiniz zaman, ellerinizi aşağı doğru bırakın. Şimdi ikinci çalışmamıza geçiyoruz kendimizi keşfetme konusunda. Güçlü kutbumuz hangisi? Onu keşfedeceğiz arkadaşlar. Bu güçlü kutup değişebilir. Tekrardan elimi yakınlaştırıyorum birbirlerine. Evet, bir etkileşim haline girdiler. Hala çeken kuvvette. Şimdi önce sağ elimi yaklaştırıyorum. Biraz uzaklaştırdıktan sonra sağ elimi yaklaştırıyorum. Evet, sağ elimde bir çekilme var arkadaşlar. Yani sol elim sağ elimi çekiyor şu an. Şimdi tekrardan sol elimi yaklaştıracağım. Aynı şekilde sağ elim sabit, sol elimi getiriyorum. Sağ elim şu anda sol elimi daha kuvvetli çekiyor. Sağ elim sol elimi daha kuvvetli çekiyor. Şu anda anlıyorum ki benim elimin güçlü kutbu sağ elim. Eğer telekinezi yapacaksam sağ elimdeki güçlü kutbu kullanmam lazım. Buradan güçlü kutbu belirliyorum. Hangi el birbirini daha çok çekiyorsa, şu anda benim ellerim birbirini çekiyor. Tam tersi ite de bilirdi. İtme durumu olduğu zaman yine tam tersi. Yani hangi el daha çok itiyorsa, hangi el daha çok bastırıyorsa o eliniz güçlü kutuptur arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi benim ellerim zıt kutup oldukları için birbirlerini çektiler. Ama sağ elim bu zıt kutup arasında güçlü, güçlü kutup. Tamam mı? Böylece kendi manyetik alanımızın farkına varıyoruz. Kendi manyetik alanımızı farkına vardıktan sonra ve kendi güçlü kutbumuzu belirledikten sonra bir başka maddenin, bir başka cismin kutbunu belirlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Önce kendi kutbumuzu belirliyoruz. Kendi kutbumuzu belirledikten sonra bir başka maddenin, bir başka cismin kutbunu belirlemek gerekiyor. Atıyorum. Şimdi elime bir cisim alıp bir madde alıp geliyorum. Şimdi elimde bir kalem var. Benim güçlü kutbum sağ elimde. Kalemi sol elime alıyorum. Bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Bakın şu 3 parmak şekli, şu 3 parmak şöyle, şu 3 parmak birbirine değen bir şekilde maddeyi tuttuğunuz zaman enerji aktarımı olmaz. Yani eliniz bu konumda bu maddeye enerji aktarmaz. Böylece kaliteli bir ölçüm alırsınız. 3 parmağımla tutuyorum. Bakın, 3 parmağım da birbirine değecek şekilde, temas edecek şekilde, bakın, birbirine değecek şekilde, temas edecek şekilde parmaklarım. Sonra elimin pozisyonu bu şekil. Bakın, bu enerjiye engeldir. Tamam mı? Bu enerji aktarmazsınız bu maddeye. Yani maddenin içinde, üzerinde var olan enerji
sizi yanıltmaz enerji aktarmadığınız için. Eğer kendinizden bir enerji aktarırsanız maddedeki enerji sizi yanıltacaktır. Şu anda bu maddeye enerji aktarımı olmuyor. Elimi maddeye getiriyorum. Enerjimi itmede kullanıyorum. Avucum tam dik şekilde, böyle bükük falan değil, böyle değil, böyle. Gergin. Gergin bir şekilde avucumun ortasını, şu orta yerini, orta kısmını maddeye yaklaştırıyorum. Evet, bu madde itiyor arkadaşlar. Bu madde benim avucumu itiyor. Şu anda yaklaştırdığım zaman bir itme hissediyorum. Avucumda bir itme, itilme hissediyorum arkadaşlar. Tekrardan parmaklarımın konumuna bakıyorum. Hepsi birbirine değiyor. Maddeye enerji akmıyor. Evet, bu madde benim elimi itiyor arkadaşlar. Yani bu şu demek oluyor. Eğer ben telekinizi yapacaksam, eğer ben Laeshal enerjimi fırlatacaksam bu maddeye, ben bu maddeye enerjimi fırlattığım zaman ben bu maddeyi hareket ettirebilirim oluyor arkadaşlar. Tamam, enerjimi fırlattığım zaman güçlü kutup olan elimle, eğer sol elim güçlü kutup olsaydı sol elimle fırlatacaktım, ama sağ elim güçlü kutup olduğu için maddeye fırlattığım zaman sağ elimle etki etme oranım sol elimle etki etme oranından %30 daha fazla arkadaşlar. Bu güzel bir oran. Az önceki örnekle de maddenin manyetik durumuna bakmış olduk. Ben de kalemimi yerine geri koymuş oldum. Şimdi devam edelim. Kendi enerjimizi belirledik. Kendi manyetik alanımızın farkına vardık. Kendi manyetik alanımızın farkına vardıktan sonra güçlü kutbumuzu belirledik. İkinci aşama olarak. Güçlü kutbumuzu belirledikten sonra madde tutmayı öğrendik elimizde. Enerjiyi bir maddeye nasıl aktarmayacağımızı, bu hareketin, bu şekilde olmanın enerji aktarımına bir blokaj olduğunu öğrenmiş olduk. Eğer bir madde tutmak istiyorsanız, enerjinizin o maddeye geçmesini istemiyorsanız maddeyi bu şekilde tutmalısınız arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Maddenin üzerindeki enerji ölçümü yaptık. Maddenin manyetik alanına baktık. Eğer ben güçlü olan kutbum sağ elimle ben bu maddeye enerji atarsam ben bu maddeyi iterim arkadaşlar. Bu madde itilir. Şu an benim burada gösterme gibi bir durumum olmadığı, bir olanağım olmadığı için size uygulama videosunu gösteremiyorum. Hani çok da şart değil ama eğer istek olursa, eğer isterseniz uygulama videosunda uygun bir ortam yaratıp, yani uygun bir ortam oluşturup atabilirim yani YouTube'a. Ama pek böyle şov kısmında değilim işin. Ama eğer istek olursa, merak ederseniz size yardımcı olması amacıyla uygulama videosunda atarım değerli arkadaşlar. Bu aşamaları tamamladıktan sonra enerjimizi göndereceğiz. Şimdi ne yapıyorsak, bu telekinizi başlangıç olarak istediğiniz alanla başlayabilirsiniz. Bunda bir sınırlama falan yok ama internette okudunuz işte PC Well falanla başlayın. İşte böyle kağıt döndürün, ondan sonra ne bileyim işte güç top falan atın, işte Laeshal enerjinizi gönderin. Böyle şeylerle başladığınız için sizin aklınızda işte telekinizi kolay teknikler, telekinizi ilk başlangıç rehberi diye bir şey oluştu ve PC Well ile, yani kağıt döndürmeyle başlamak sizin için daha cazip geliyor olabilir. Hangi metot olursa olsun teknik aynı tekniktir. Yani şey için diyorum, bu maddeye enerji atma ve kağıt döndürmedeki teknik aynı tekniktir arkadaşlar. Size şimdi bu tekniği veriyorum. Öncelikle bir renk seçeceksin. Bir renk seç. Seçmiş olduğun renk sende bir gücü uyandırsın. Tamam mı? Bir renk hayal et. Güçlü bir renk olsun. Yani atıyorum kimine yeşil güçlüdür. Böyle bir renk düşüneceksin. Renkler böyle gözün önünden film şeridi gibi geçecek. Sonra bir tane renk seçeceksin. O seçmiş olduğun renk sende güç hissi uyandıracak. Tamam mı? Şimdi o geçir bakalım şeridi. Geçirdikten sonra seç rengini. Seçtiğin rengini güçlü olan kutbun hangi elinse, sağ ya da sol. Ben de sağ elim. Bir renk seçiyorum. Seçtiğim rengi buluyorum. Bulduğum rengi sağ elime aktarıyorum. Hayalimde. Sağ elimde o renk varmış gibi düşünüyorum. Sağ elimde o renk var. İçinde o renk var diyorum. Ve elimin içine bakmıyorum. O renk var. Eminim. Ve bu güçlü renk, bu bana kendimi güçlü hissettiren renk, bu güçlü olan rengi ben maddeye attığım zaman, bu rengi bir enerji gibi düşünüp öyle fırlattığım zaman maddeye, bu güç o maddeyi harekete geçirecek arkadaşlar. Hayal gücüyle oluyor. Bakın, bizler insanız. Bizim hayallerimiz var. İnsan hayalleriyle var olur.
hayalleriyle yok olur. Bizim hayallerimiz var, bizim hayal gücümüz var. Sahip olabileceğimiz en büyük güçlerden birisidir arkadaşlar hayal gücü. Hayal et, inan ve gerçek olsun. Aynı bu şekil. Telekinezi zaten sizde, hepimizde, bütün insanlarda var olan bir durum. Ben burada sizde olmayan bir şeyi size vermeye çalışmıyorum. Keza zaten buna gücüm yetmez. Sizde olan bir durumu nasıl ortaya çıkartıp kullanabileceğinizi, nasıl kullanabileceğinizi açıklamaya çalışıyorum. Sizde olan bir şeyi nasıl kullanabileceğinizi size söylemeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Sizler de zaten bunu nasıl kullanabileceğinizi anlamak amacıyla zaten burada bu videoyu izliyorsunuz. Hepimiz ortak amaçlarla buluşuyoruz burada. Burası bir ortak platform. Birbirimizi buluyoruz. Öğreniyoruz, öğretiyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Ve sizlere saygı duyuyorum bu konuda. Şimdi son olarak da enerjimizi nasıl göndereceğimizi anlatıyorum arkadaşlar. O güçlü olarak seçtiğimiz rengi, avcumuzun içerisinde imgeliyoruz. Hangi elimiz güçlü kutupsa orada imgeliyoruz ve avcumuzun içine bakmıyoruz. O renk orada. Tamam mı? O güçlü renk orada. Sonra eğer elimizden enerji fırlatacaksak, o fırlatacağımız cisme doğru bir hareket yapıyoruz. Hareket etmeniz önemli değil. Bu fiziksel olan hareketler sizin hayal gücünüzü kuvvetlendirir. Tamam mı? O yüzden yani hareket bu yüzden gerekli. Ama yani olmazsa olmaz değil ama ilk aşamalar için gerekli. Atıyoruz maddeyi. O böyle yaptığımız zaman bakın elin konumu çok önemli. Elime bakın hep bu şekil. Böyle. Bakın böyle. Bu şekil. Attığınız zaman elinizin ortasında belirlemiş olduğunuz rengin o maddeye gittiğini görün. Yani gerçekte görmeyeceksiniz elbette. Hayal olarak atıyorsunuz, gözünüzle takip edin o maddeye çarpsın. Olmayan bir şeyi olmuş gibi yaşayın. Tamam mı? İşin aslı budur. Olmayan bir şeyi olmuş gibi yaşadığın zaman olmayan şey oluverir birden. Olay bu. Çünkü bizim hayal gücümüz var. Çünkü bizler insanlarız. İkinci bir teknikte eğer kağıt döndürmek istiyorsan güçlü kutup elini belirliyorsun. Güçlü kutup elin hangisi ise bu sefer yine o güçlü olarak seçmiş olduğun rengi avucunun içerisine yapıştırıyorsun. Bu sefer iki avucuna birden. İkisinde birden var. Güçlü olan renkleri avucunun içerisinde olduğunu imgeledin. Tam ortasında şu kısımda. İmgeledin. İmgeledikten sonra avucunu kapattın. Kapattıktan sonra birbirine sürttün ve elin komple o renk oldu. Tamam mı? Elinin iç yüzeyi komple o renk oldu. Sonra o rengi alıyorsun. Artık kağıt neredeyse oraya doğru ellerini, parmakların, ellerin böyle kapalı, parmaklarını içe doğru büküyorsun. Bak ilk aşamada kağıdın yanına koymadan önce parmaklarını kapat. Parmaklarını kapat ki açtığın zaman dışarıya enerji dağılım olmasın. Kapat, enerjiyi sıkıştır. Avuç içlerini içeriye doğru bük. Bu şekilde olursan eğer enerji merkezde toplanır. Bu şekilde enerjiyi merkezde toplarsın. Ondan sonra eğer kağıt neredeyse kağıda doğru yaklaştırıyorsun. Hafiften parmaklarını büküyorsun. Şu tırnağın var ya, baş parmağının tırnağı var ya. Tırnağına baskı yapacak şekilde parmaklarını büküyorsun. Büktükten sonra işte artık kağıda böyle bu şekilde, elin bu şekildeyken konumlandırıyorsun. Böyle bir müddet bekliyorsun. Kağıt hareket edebilir, etmeyebilir, önemli değil. Önce sol baş parmağını, yani benim sağ elim güçlü kutup olduğu için önce solu kaldırdım. Eğer senin sol elin güçlü kutuptaysa önce sağ baş parmağı kaldır. Sol baş parmağımı kaldırıyorum. Ardından sağ baş parmağımı kaldırıyorum. Ondan sonra böyle bu şekilde bekliyorum. Sonra ellerimi biraz açıyorum. Ellerimi serbest bırakıyorum ve böyle tutuyorum. O rengin güçlü olan rengin durmadan o kağıda çarptığını görüyorum. Elimden çıksın kağıda çarpsın ve onu çevirmeye çalışsın. Ve siz o renk elinizden çıkıp kağıda çarpıp kağıdı döndürmeye çalışırken arkadaşlar ellerinizi uzaklaştırıp yakınlaştırın.
Uzak ama çok yavaş yapın, elinizin rüzgarından o döndüreceğiniz kağıt etkilenmesin. Çok yavaş bir şekilde uzaklaştırıp yakınlaştırın. Böylece enerjiyi daha gergin bir şekilde aktarmış olursunuz değerli arkadaşlarım. Eğer bu videoyu beğendiysen kanalımıza abone olmayı unutma. Abone ol ki bir sonraki videolarda direktmen görüşelim. Abone ol ki bize destek ol. Sevgi ve ışıkla kal değerli arkadaşım. Sevdiklerinle beraber daima bir arada kal, hoşça kal, sağlıklı kal. Think of you.